Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Türk gücü serimize bir video aradan sonra, ama baya bir gün aradan sonra, hani normalde yani 5-6 gün aradan sonra, ancak sadece bir video aradan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bugün çok değişik şeyler yapabilirim de yapmayabilirim. Gol krallığını şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir kardeşimiz yorum olarak yazmış. Siz de buna yorum olarak yazabilirsiniz ve yorum yapana da destek vermek için arkadaşlar like atın ki hani çocuk en azından yazmasının bir amacı olsun. Hani bu videodaki golleri de yazın. Ve yeniyseniz de arkadaşlar kanala abone olun, bildirimleri açın ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video cumartesi gününün sabahının videosu ve bu akşam sahur yayını olacak. Eğer bir aksilik olmazsa, ki olmaz inşallah, bu akşam sahur yayını olacak arkadaşlar. Bu arada saçlarımı kestirmem gerektiği gibi hissettim şu anda. Neyse, bu akşam sahur yayını olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Gerçekten hepiniz gelin. Bildirimleri açın, bildirim gelsin arkadaşlar. Bildirimleri açmak size hiçbir şey kaybettirmez. Abone olun, bildirimleri açın ve videoya like da atmayı unutmayın ki destekleriniz bana lazım arkadaşlar. Bu dönemde gerçekten çok lazım. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman takımıma gelelim. Arkadaşlar size Caner mi İslam mı diye sordum. Çünkü iki tane takımda usta olmayan oyuncu sadece iki tane kalmış. Gayet güzel bir Türk takımı kurduk. Süper Lig'den olmayan sadece bir tane oyuncumuz var. Ayrıca çok fazla bildirim geliyor bana. Ben gerçekten yorum geldikçe bildirim geliyor. Ben telefonumu değiştirdim arkadaşlar. O yüzden yorum geldikçe bildirim geliyor. Onu ayarlayamadım. O yüzden bayağı bir bildirim gelebilir ama zaten ses çok yüksek çıkmıyor. Her neyse arkadaşlar, İsla mı Caner mi diye sordum arkadaşlar. İsla'nın da en yüksek like'ı 50, Caner'in de en yüksek like'ı 50 yorumlarda. Ancak İsla yorumu daha fazla. İsla daha fazla olduğu için İsla'yı alacağım. Ama Caner için yapılan şeyler de, yorumlardaki şey Caner çünkü Türk demiş. Bu serinin adı da Türk gücü. Hani o yüzden Caner'i de önce yapmak isterim. Hani o yüzden ben çok kararsız kaldım arkadaşlar. Hani bilemiyorum ama İsla'yı yapasım geldi nedense. Çünkü İsla daha fazla yoruma yazılmış. Ve İsla'nın böyle sürekli böyle 20-20-20 bir sürü beğenileri var. Hani Caner çok fazla yazılmamış o kadar. O yüzden İsla'yı yapasım var. Bu arada bunu basarım. Bir daha abi, zaten çok fazla coins istemeyecek bizden. Şöyle 9 gen değil 10 gen yükselteceğiz bu arada. Arkadaşlar bayağı bir coins de gidecek yani. Buna da destek olmak amaçlı like. Evet. Like'ları atıyorsunuz zaten bu ara. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şöyle iki tane de bundan bassak olmuyor yine. Bir şeyler koyacağız. Şu aşağıdan bir şeyler buluruz. Gerçekten arkadaşlar telefon yeni olduğu için hiçbir şey yüklü değil. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Evet, şunu da çıkartalım. Evet arkadaşlar, 225.000 coins'i basıyoruz. Hazır mısınız? Tam İsla'ya 225.000 coins basacağız. Bu arada takım 90 gen olmadığı zaman zaten artık sırada Caner var. Caner'i yükselteceğiz arkadaşlar. Caner'i yükselteceğimden dolayı da öyle olaylar yapacağız yani. Neyse, anlatacağım. Hemen basalım arkadaşlar. Onaylıya bastık ve İsla'yı da 90 gene yükseltiyoruz. 3, 2, 1, boom. Evet arkadaşlar, driblingi maalesef sadece 2 arttı. Niye sadece 2 arttı bilmiyorum. Ama gayet güzel oldu. Takım bayağı bir gelişecek ya. Takım 90 gen oldu. Muazzam usta takımımıza ulaştık arkadaşlar. İsla'yı da 90 gen yaptık. Gerçekten müthiş duruyorlar. Şu anda sadece bir tane Beşiktaşlı oyuncu kaldı arkadaşlar ve onu da yaptığımız zaman gerçekten muhteşem olacak. Son bir tek Caner Erkin kaldı. Arkadaşlar takıma öneri yapın. Gerçekten yorumlarda çok güzel öneriler görüyorum. Mesela sol orta sahaya Quaresma'nın sol orta saha kartını al demişsiniz. Ancak o çok yüksek bir kart arkadaşlar. Yani 82'lik falan kart olsa parametre alırım. Ancak kart 4 milyon coins, 3 milyon coins falandı. Alamadım. Alırım da ileride aslında arkadaşlar. Hani bu arada odanın pencerelerini kapattım dışarıdan ses gelmesin diye. Yani alnımdan çıkan teri görüyorsunuz. Olaylar dönüyor. Anlamadım. Gerçekten anlayamadım. Ama arkadaşlar Caner Erkin'i de yükseltmemiz çok kolay. Ama sizden ben yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi seriyle alakalı gol krallığına da bağlı yapın. Gol krallığı bu arada sıfırdan başladı. Çünkü gol krallığı ile ilgili bir tane karar verdim ben. O da MO'dan Arda Turan'ı çıkarmaktı. Şimdi yeni bir gol krallığı ile ilgili karar vereceğiz. Mesela Gomis 2 hafta üst üste gol atamazsa Gomis'i değiştirip yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Hani yapacağım demiyorum. Yapabilirim diyorum hani. Örnek olarak diyorum size ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hatta yorumlara şunu da yazabilirsiniz. Gomis kalsın ama bir videoluk Eto'yu dene. Ve Eto'nun golleri de Gomis'in gol krallığına yansıyacak bu arada. Öyle bir durum olacak. Eto da bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen Gomis'i ben koyayım tekrardan yerine. Eto'yu dene diyebilirsiniz. Zaten Eto daha yüksek şutlarını da çok beğeniyorum aslında Eto'nun. Gayet güzel bir oyuncu. Hemen arkadaşlar şimdi mücadelelere gireceğim de giremedim. Ve takım sonunda 90 gene ulaştı. Yani bayağı bir sıkıntısız bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve lensi almamız artık hani rahat olacak, kolay olacak gibi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Doğu Avrupa'dayız ve 4. kısımdayız. 5. kısma geçmemize gerçekten çok az kaldı. Ve 5. kısma geçtikten sonra da gayet güzel şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ve çok az kaldı gördüğünüz gibi. Evet, oynaya basıyoruz arkadaşlar. Ben bir sonraki videoda size söz veriyorum o zaman. 5. kısma geçmiş olacağım. Bu da aklınızda bulunan bir şey olsun yani. 5. kısma geçmiş olacağım bir sonraki videoda. Evet.
Evet, bu arada bayağı terledim. Harbiden nasıl terledim ya? Çok iyi, çok fazla terledim. Evet, bayağı bir terledim. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar, hemen oyun kaynağı indirilsin. Dediğim gibi evin interneti de çok yavaş. Mobil veri tarzı bir şeyden giriyorum şu anda. Tam olarak mobil veri sayılmaz. Telefonun mobil verisinden değil. Ama gerçekten bir yavaşlık var. Bu arada Rhyme Babel. Kuçka. Kuçkanın şutlarını da merak ettim. Bir şut çekelim ya. Kuçka. Kuçka. Evet arkadaşlar, yeni transfer Kuçka. En son transferimiz Arda Turan'dan sonraki transfer. Arda Turan biliyorsunuz son 2 hafta gol atamamıştı. Ama Kuçka'nın golünü gördünüz. Hem de üst direkten içeri muhteşem gol. Gerçekten muhteşem yani. Gerçekten müthiş gol. Ayrıyetten arkadaşlar şöyle bir şey var. Gerçekten ne vardı unuttum abi. Gerçi bir şey söyleyecektim, o söyleyeceğim şeyi unuttum. Neyse, o aklıma gelir benim. Onu da söylerim. Evet, devam ediyoruz. Rakip. Adamın adı Rakip. Bu arada saçım gerçekten çok kötü gözüküyor ya. Bundan sonra abi hani genelde sabahları duş alıyorum okula gitmeden önce. Ve bu yüzden arkadaşlar akşama kadar saç bozuluyor. İşte bunu nasıl yapacağız? Akşamları da günde 2 kere alacağız. Zaten yaz geldi. Yazın günde 2 kere alınır. Evet. Neyse, Giuliano. Giuliano Anderson Talisca'ya müthiş bir pas. Ama çok terledim arkadaşlar. Ha, şey söyleyeceğim. Kendi kendine pas attı. Arkadaşlar şeyi söyleyecektim. Yeni telefon almamız çok iyi oldu. Bu arada Kuçka sen nesin ya? Arkadaşlar gerçekten müthiş pas attı ya. Talisca'dan da gol geldi ama Kuçka'nın pasını da arkadaşlar gözükmüyor. Bir önceki zaten gördünüz siz. Abi Kuçka gerçekten harbiden efsane bir pas attı. Ve arkadaşlar bu arada bugün şampiyonluklar falan belli oluyor. Bugün ilginç bir gün ya. Bugün cumartesi ve bugün çok ilginç. Lan gol yemeyelim. Kaleci sadece baka kaldı ama İlginç. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Gomis. Zaten şu anda çok video odaklı değilim farkındaysanız arkadaşlar. Çünkü hani şu anda ben size bir şeyler anlatıyorum bu videoda. Ve videoyu da hani oyunda oynuyorum izleyenler için. Oyunda anlatıyorum ama daha çok bir şeylere odaklanıyorum. Akşamki yayına falan odaklıyım. Arkadaşlar gerçekten akşam ilginç bir yayın olabilir. Çünkü yayın saati de maçlar bittikten yarım saat sonra falan olur. Ancak bugün şampiyon belli olacak. %90 Galatasaray olacak ama Fenerbahçe'nin bile olma şansı var ve Başakşehir'de olabilir. Hani Galatasaray yenildiği takdirde Başakşehir de berabere kalırsa, Fenerbahçe yenerse Fenerbahçe şampiyon. Yani neredeyse imkansız. Çünkü Başakşehir'den şu anda üstteyiz ama üçlü averajda Başakşehir bizim üstümüzde. Öyle bir ilginç durum var arkadaşlar. Çünkü biz Galatasaray'la 2 kere berabere kaldık ve bu da gerçekten Galatasaray'la ikimiz için de büyük sıkıntı. Neyse, Giuliano. Maicon. Maicon, Anderson, Talisca, Babel, Gomis, Buffett'in bir Gomis, güzel bir hareket, Gomis, abi çok güzel vurdu be, Buffett'in bir Gomis bir gol, şu ana kadar golleri ben saymayayım ya da ya sayan vardır zaten, ona hani boşu boşuna mı şimdiye kadar tek tek saydım demesin, hani gol krallığını yazacak kişi zaten sayıyordur. Bu arada bir videoda 2 maç mı bir maç mı yapalım, bunu yorumlara yazıp beğenmemişsiniz, yani yazdıysanız da ben göremedim çünkü beğenen olmamış, yazın beğenin. Hani beğendiğinizde. Hani bir maç mı 2 maç mı? Bir maç yap veya 2 maç. Hani bunu yorumda görmüyorsanız yoruma yazın. Yorumda görüyorsanız da beğenin üste çıksın. Hani yorumda böyle üstlerde görmüyorsanız da hani direkt hani yazmak daha kolay olur aşağı inip beğenmektense. O yüzden yoruma yazabilirsiniz. Bir videoda bir maç yap falan yazabilirsiniz yani. Ve takıma bir öneri yapabilirsiniz arkadaşlar. 88'li Quaresma al önerisi sol orta saha. Gerçekten takıma efsane bir öneri. Hem Beşiktaşlı hem de Babel'den çok daha işe yarayacak bir oyuncu. Ancak arkadaşlar maalesef 88 yen olduğu için bayağı bir değerli. 80 yen falan olsa biz alıp onu 90 yene yükseltirdik. Hatta 75 yen bile olsa alıp 90 yen yapardık. Ama işte o şekilde olunca sıkıntı oluyor. Rosenberg. Lan. Gol yemek istemiyorum. Abi bu nasıl penaltı? Ben gerçekten anlamıyorum. Neyse. Şöyle biz... Aa, çok erken atladım. Arkadaşlar bu arada telefonda gram kasma yok. Son videolarda fark ettiyseniz biraz kasıyordu ve yoruma da yazan olmuştu. Ama artık kasmıyor telefon. Ve müthiş kalitede oynuyorum. Gerçekten iyi. Yani çok memnunum şu anda telefonumdan. Umarım bozulmaz. Daha yeni aldım diye memnunum. Rakip. Top şu anda rakipte. Bu kim? Brasson. Brasson. Babel mi takip ediyor onu? Gomis mi bu? Babel galiba. Babel, evet. Babel'e bir gol attıralım o zaman. O kadar koştu derken Şikirdel'den olabilecek en kötü pas oldu abi. Ben orada ara pasına basılı tutuyorum uzun pas atsın diye. Hiç umurunda değil abi adam. Dibindeki adama pas atıyor. Zaten onun gitmeyeceği belliydi oraya. Neyse, Babel buradan gider ya. Babel hızlı adam. Ama gol atar mıyım bilemiyorum. Yani arkadaşlar riske mi girdim? Talisca. Orta. Cengiz kafa vurabilecek mi? Vuramadı. Levitki. Şikirtel alırsın sen o topu. Hadi Şikirtel, orada bir müdahale.
Aferin. Bak deminki pas hatasını telafi etti. Giuliano oradan şut kaleciye. Dahlin. Evet, bir gol daha atmak istiyoruz. Maicon. Rosenberg. Caner Erkin. Babel. Talisca. Kötü pas. Yani tam adamın üstündeyken attığım için kötü pas oldu yani. Benden kaynaklı. Talisca'dan değil. Merak etmeyin. Rakip. Bu arada ben bir gol daha atacağım ya. Gaza geldim. Atmayı planlıyorum. Caner. Pas çok kötü. Christiansen. Harbi ne kadar kötü paslar atıyorum ya. İki gol yedik. Vay anasını be. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Zorlanıyorum. Buffett'in Bigomis. Hayır, yapma bunu. Rosenberg. Christiansen. Rakip. Rakip. Maicon alabilecek mi? Alamadı. Ancak arkadaşlar zaten burada maçın da sonuna geldik. Gayet güzel bir maç oldu bence. Harika bir maç oldu arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Şuradan kesinlikle kanala abone olup şuradan da videoya gitmeyi unutmayın. Bu serinin oynatma listesi var. Bu videoda oynatma listesine girdi. Birinci videodan itibaren izlemediyseniz izleyin. Gerçekten çok düşük takımdan çok yüksek takıma kadar yükselttik. Müthişti bence. Yani seri gerçekten çok eğlenceliydi. Hala da devam ediyoruz. Bakalım kaç gene kadar yükselteceğiz. Lens alana kadar da devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Like'larınızla seri devam edecek. Yorumlarınızla desteklerinizi görüyorum zaten. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.